Selam arkadaşlar, nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber kurban oynayacağız. Yayından bir video paylaşacağım sizlerle. Yayında böyle spontane gelişen bir durum oldu. Katil tarafı güçlü mü, kurban mı daha güçlü falan diye. Yayında da hani kurbanların ne kadar güçlü olduğunu en basit yoldan anlatabilmek için şöyle bir şeye başvurdum ben de. Aslında fırsat penceresi de takmayacaktım. Ama mesela şimdi maça girdiğinizde 4 tane hani kurbanlar oyunu biliyorsa hiçbir şeye ihtiyacınız yok arkadaşlar. O yüzden yani kurban tarafı ne olursa olsun Dedart gitti diye üzülenler var. Yani ben de üzüldüm tabii de. Ama yani Dedart gitse de kurbanların hiçbir perke veya eklentiye ihtiyacı yok bana göre. Tabii sizin fikirleriniz başka olabilir tabii. Katil tarafı her zaman bu oyunda daha zor. Bence siz de fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Aslında fırsat penceresi de takmayacaktım. Hani göstermek için. Ama soloyuz hani. Sadece tek ihtiyacınız olan bu olabilir belki. Hani tek başınıza oyuna girdiniz. Zaten sol tarafta herkesin ne yaptığı gözüküyor artık. Paletlerin hani devirmişler mi, devirmemişler mi onları da anlayabilmek için bir fırsat penceresi belki. Yani olmasa da olur aslında. Bunun da hemen anlatalım bunu da bilmeyen arkadaşlar için. Bu da fırsat penceresi adı. Bunu taktığımızda Kate'in perki hari okuma becerimiz artıyor. 32 metre yakındaki paletleri ve yıkılabilir duvarları, atlama noktalarını görebiliyoruz sarı bir şekilde. Yani yayında spontane gelişti. En kolay nasıl anlatabilirim diye ben de böyle bir yola başvurdum. Hani hiçbir şey anlatmama gerek yok. Görüyorsunuz diyerekten yayında böyle bir maça girdim. Ve güzel bir maç geçti. Diğer takım arkadaşları da güzel oynadı. Bu maçı ben de sizlerle paylaşmak istedim. Umarım izlerken keyif alırsınız. Keyifli seyirler. Hadi bakalım, tek perk challenge başlasın. Bıppa bıppa kandırıcı mı var? Bıppa bıppa çok üzülüyor. Kardeş, jumpersin ha? Jumper misin, bıppa mısın be? Bak, senden uzaklaştım ya, saldı beni. Tuttu onu, mahzene zımbalayacak. O yüzden şu an rushlamamız lazım jenleri, Cenab-ı Körleri. Çalışıyor gariban çocuk. Ya babişko lumpur. Jumperlemiyor diyecektim, geri döndü. Yatırdı mı? Yatırma lan. Uf lan. Neyse, Mahzen tarafında olmadığımız sürece çok da bir sıkıntı yok bence. Allah, parmağım kırıldı. Parmağım ağrıyor. Aa, ceza kancısı var. Aga buppa. Jene vuracaksın değil mi? Hazır o jene vuruyorken ben de açayım mesafeyi. Sen bir kandırıkçını şurada bir kullanır mısın birader? Sen git orada bir kandırıkçı kullanırken ben de herifi alayım, kaçayım. Ben düşeyim onun yerine. Ehe. Ubu. Kandırıkçını kullanacaksın. Kullanacaksın onu. Biliyoruz, evet. Evet, kullan. Oh! Babali. Eklentin yoksa yetişemezsin. Yetişemem. Yetişemem. Yetişemezsin. Gel bir de buraya gidelim bakalım.
Ah lan nasıl yedim lan onu? Gözüm kaşındı da. Böyle hani gözünü kaşımayınca yanar ya gözün. Öyle bir şey oldu, artık dayanamadım daha. Kaçıyor musun? Nereye ya? Kaçma. Allah'ın izniyle git. Babam dışarı selam söyle rahat bıraksın seni. De Buffy'nin selamı vardı. Katula katula. Katula katula. Şey gördünüz mü onu ya? Insta'da bir tane kız Flappy Bird tarzı bir oyun oynuyor. Onu söyleyerek oynuyor ama. Katula katula. Şarkıyı. Evet bölümleri de geçiyor. Evet. Bir de güzel de söylüyor. Komik yani. Hayret lan adamın günahını aldık ya. Basement Book diye. Neyse jam bitiyor. Oo bayağı iki tane jam ilerletmişler hem de. Ben de kapıya uzayım bari yavaş. Derken kapıdaymış zaten ya. Aa aldım herifi. Gel Muka. Dön Muka. Ananın. Aga! Aga ne oluyor aga? Aga yatacağız mı aşağı? Çok korktum. Çok korktum şu an. Oğlum kapılar neredeydi? Zorabın olmaz bulu bende bulu bende bulu bende. Ya demek ki tek perkle bile oyundan kaçılabiliyorsa hala Survivor tarafı İlah mıdır? Yoksa silah mıdır? Perfect.